Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Öykü. Nereye gidiyorsun? Ben hem akşam yemek, gecesi de pop olan bir yere gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım. Peki, gel bakalım. Hazır mı aldın ceketini? Hazır. Ezgi. Ben ceketini beğendim. Yalnız sanki kolları falan birazcık büyük gelmiş gibi duruyor. En küçüğü Ezgi inan, hani ben de biraz kollarım ve belim ince ya. Ya tadilat görecek değil, bazı şeyler senin dediğin gibi. Formları bol kendi. Güzel olabilir. Daralacak ceket değil. Hani bol olmasını sevdim. Ben de çok sevmem böyle ama en küçük bedeniydi. İşte yani bana gözüme birazcık büyük geldi sadece kollarından dolayı. Bir de ayakkabılarını aslında yakıştırdım. Ama çantanı çok uyduramadım. Yani sanki çantan daha böyle net bir şey mi olmalıydı? Arasında bilmiyorum. Bu renk çok var diye. Yani hayır, renklerden yapsın. Dolayı değil. Yapı bakımından. Mat, daha güçlü yani daha bir şey. Yani daha böyle değişik bir şey olsa sanki daha güzel olabilirmiş. Yani çanta konusunu biliyorsun, renkte falan. Bir de saçını toplamanı isterdim. Bir dahaki sefere. Emel. İçindeki deri busteri şortu, ceketi de çok beğendim. Çantan güzel. Ayakkabını daha bir başka istedim ben sadece. Bir de hani bir yüzük, bir şey, büyük bir şey olabilir. Ben onu taktım, abartıyorum ya, küpeyle. Güzel kombin. Tuğçe. Yani Gülşah, hani geçen hafta da ya herkes birbirine eleştiri yapıyor. Hani şey yapmak istemiyorum ama üstündeki gerçekten çok bol. Hani bana o bir tonlarca laf söyledin. Tamam ben de kötü bir hafta geçirdim ama üstündeki gerçekten çok fazla bol. Onu daralttırabilirdin. Hani yanlardan aldıramıyorsan cepler gelir diye ön tarafını aldırsaydın. Ama bu hani dediğim bunun formu bu. Ben de her zaman aynı şeyi yaşadığım için seni çok iyi anlıyorum. İçeriden böyle terleseydin hiç olmazsa şu bel oyuntusunu verebilirdin. Gözükmezdi çünkü buralarda cepler geliyor. Gözükmezdi. Yok yani. Bir tavsiye. Ezgi. Yani ben şimdi bu ceketin altına böyle düz renk skinny bir jean isterdim. Yani öyle hani ceket gerçekten kendini gösterecekti. Şimdi bu hani yandaki kesiminden dolayı o kotunun püskülleri falan gözüküyor. Yani öyle giyseydin daha hoş dururdu. İşte o da benim tarzımdı. Yani kot bana da kot öyle geliyor. Hmm. Hani çok düz, çok klasik, alışmıştım. Ama üstünde zaten çok olur. Star bir parça o ceket işte o zaten. O yüzden jean giymek istemedim, o da klasikleştirirdi diye düşündüm. Hmm. Ayşenur. Şimdi zaten bu look'u biz gördük, bir daha yorumluyoruz. Siz hep hiçbiriniz farkında değilsiniz. Öykü Hanım giymiş. Ezgi. Sen giydin mi? Ezgi giydi, İvana Hanım giydi. Aynı gün giydi. Ve aynı şekilde büstiyer ceket elbise kombini ve Öykü Hanım da bunu giydi. Hayır, ben şimdi sen farklı bir şey yapmış gelmiş sayılmıyorsun. O yüzden üstünde yorumlanacak bir şey farklı oluyor. Bir çünkü şey onlar zaten yorumlanmış şeyler. O ayağındaki korkunç ayakkabı ve çantayla... O ayakkabılarla mı bana onu söylüyorsun? Ayağındaki ayakkabı o korkunç demode. Ayağındaki. Korkunç demode. Ben seni eleştiriyorum. Sen beni eleştirseydin. Sen hep eleştiriyorsun. Korkunç çantayla bu podyumda zaten yürüdüğüne inanamıyorum. Bu korkunç bana söyleyecek. Üstündekini de tadilata götürecek zamanın olsaydı. Bari bir renk bir şey koysaydın. Sen olsaydın şortu giymezdin. Evet, tek İçine yerdim. O deforme olmuş kot şortu giymek yerine kendine bir tane başka renk bir şort alıp da bizi şaşırtabilirdin yani. İki defadır sen yeterince şaşırtıyorsun bizi. Deforme olmuş kot şortları giyiyorsun. İçine şort giymeyerek korkunç şaşırıyorsun. İkinci bir şaşırmaya gerek yok. Korkunç görünüyorsun. Teşekkür ederim. Seni kadar olamaz. Rica ederim. Özden son yorum alalım. Ceketi harcamışsın ya. Çok güzel bir ceket ama ayağının ağzının ayakkabılarını giyseydin ve içine siyah bir şort giyseydin çok güzel olurdu. Klasik. Ama şu anda hani sanki bana gelmişsin. Altında pantolon varmış da üzerine bir şey dökmüşsün ve ben altına kot şort vermişim gibi duruyor evde. Hani senin stylingini ben beğenirim. Hiç yakıştıramadım. Ceketi oluyor harcamışsın. Mi? Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Gülşah Yılmaz, ceket 299 lira, ayakkabı 100 lira, şort 59 lira. Tanıdık. Islak yalan. Vallahi değil. Mendil. 300 TL ceket. Gülşah, böyle şeyler kombin ettiğin zaman ve giydiğin zaman yani ceket, elbise gibi ayakkabı ve çantanın çok güçlü olmalı. Çünkü maskülen bir ceket var üzerinde. Evet. Bu ayakkabına yakışmadı. Basit kaldı bunun altında. Hmm. Böyle yüksek topuk, böyle bayağı herkesi ayakkabı bakacaktı. Çünkü ceket tek başında
Evet, elbise ceket sade. Ayakkabı şey dikkat çekmeli. Küpürleri sevmedim. O işin tıpırlıntı gerek yoktu. Zaten saten ceketin öyle var üstünde. Daha spor, deriden bir küpürler bir şey koyabilirdin. Kullanabilirdin ve çantadan hiç olmadı. Ya bu tekrar diyorum saten ve parlak deri çantada kullanılmaz. İçindeki şortu bu tarz kullanmak istiyorsan bu ceket, bu şortun ceketi değil. Yani o zaten de ceket olmamalı. Daha krep kumaşta ya da neyse. Krep getirdim de renkleri tutmadı. Deride de hani deride hep giyildi yani gibi. Kot, evet tabii ki böyle ters koşu yapabilirdin, yapabilirsin. Ama üzerindeki styling yanlış. Yanlış. Ayakkabı. Ayakkabı ve çanta ve küpe. Beğenmedim yani şey kombin olarak. Güzel görünüyorsun sen yani ama tekrar. Ne bileyim yani bugün hakikaten herkes kafa karışık kolara geldi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Keşke bu içinden bir kemer geçirseydin. Şu o kadar bolluğunu alırdı. Hem daha şık, şuradan zarif dururdu. Evet. Neler geldi aklıma da korka korka bir şeyler falan. Ceketin güzel ama çok büyük üzerine. Evet o şortla mümkün değil o ayakkabı. Ama şortu hadi Allah'tan görmüyoruz. Düz saç çok yakışıyor sana. Beğeniyorum sen de düz saçı. Daha sık kullan. Tamam. 5. Teşekkür ederim. Geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Moral bozulmuş. Çökmüşsün, göçmüşsün, gitmişsin. Yok, çökmedim. Neyi ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ben senin gözlerini, yüzünü iyi tanırım. Kırgınım. Biraz. Niye? Ya moral çökmesi o değil, hayır. Hem büyük kalktı üstümden. Siz şeyden, galadan dolayı mı diyorsunuz? Yok. Moraliniz çökmüş. Neden? Niye kırgınsın? Galada ben sana dedim ki sen böyle o kadar çok geldin ki dedim. Ama retro adım o yüzden var ya çok. Ama o retronun var. O retroyu abiyeleştirebilirdin. İşte abiye gelmek istemedim. Ama olmaz şimdi. Retronun da bir abiyesi var. Yani öyle bir şey yaparsan öyle çok geldin. O şapkalar, o gözlükler, o yakalar çok geldin buraya. Nazlı Sultan'ın retro abiyesi geldi zaten. Nazlı Sultan. Retro abiyesi gelmiş. Ya bana göre de yani bana göre de retro da hani benim ya çok fanatiyim hayatım, ya. Hayatım bir dakika bize retroyu, bir dakika sen şimdi burada bize retroyu öğretemezsin. Estağfurullah. He benim dedin çok tanıdığım bir şey. Tanıdım demedim ne? Bana göre dedim benimse ya ben fanatiyi sevmem. Bir şeyi vardır yani bir retro vardır. O retroyla sen tabii ki retroydun. Ama sen diyorum çok geldin öyle. Ama o yüzden retro Gülşah dediniz hay ya. Hay Allah ya ben anlamıyor. Gala gecesinden bahsediyorum kulağını aç. Ben açtım dinliyorum cevap veriyorum. Yok açmıyorsun kulağını. Açtım. Bir daha aç ikisini birden aç. Gülşah benimle inatlaşma. İnatlaşmıyorum Nur Hanım. Senin çok kötü bir huyların var. Ama yine siz de bana karşı ön yargı. Ben sana karşı öyle değilim. Burada herkes beni tanıyor. Herkes tanıyor beni. Sen kötüsün demedim. Sen buraya retro geldin. Dibine kadar retro. Ama bir gala gecesi için azdın. Tamam mı? Nazlı Hamarat. Retroydu Sultan. Rüküş Nazlı Hamarat. Rüküştü çok var. Nazlı Sultan muhteşem üstüydü yani. Ay rica ediyorum yani. Ama olabilir zevk meselesi Nur Hanım. Allah Allah. Ben ne diyorum hala ne diyorsun ya? Öf. Biri bana tercüman olsun. Ben olayım. Ben sen bak hala anlamıyorsun. Diyorum ki sen retro gala gecesi. Tamam. Ben seni öyle beklemiyordum. Ne giyseydim? Ne yapsaydım? Ne giyseydin? Onu da bana soracak hayır, halin yok. Hayır ne bekliyordunuz ben? Puantiye giymeyeceğimi zaten biliyordunuz siz. Ya ben bana ne ya? Puantiye giyerdin ama öyle bana bir şey yapar. Bana göre retroda puantiye yok. Ay kusura bakma yani. Bana göre. Gala gecesinin en büyük, en havalı, en iddialı retrosu zaten puanımı verdim ben. Tamam o zaman. Arkadaşlarım da verdi. Herkes 10-10-10 bir tek Kemal 9 verdi. Onun da notu kırıktır. Demek oluyor ki onun da notu 10'du. Öyle değil mi arkadaşım? Öyle. Evet doğrudur. Ya. Doğrudur değil. Bir şeyi sen kabul etmiyorsun. Ben senin bu huylarına kızıyorum. Bakın kızıyorum. Cevap yetiştiriyorsun. Sen daha önceki şey dönemde de öyleydin sen. Sana ben kötüsün demiyorum. Retroydun ve Uğurkan ne dedi? Aynı Sultanahmet'teki turistler gibi. Eyvallah.
çok iyiydin. Ama gala gecesi için ben senden onun üstünü bekliyordum. Sen öyle kaç kere geldin? Bak onları çıkarttırırım, burada gösteririm sana. Ya, Coachella'ların falan bir sürü şeyim var. Allah Allah, ya Rabbim. Yani ay, abiyesi bekledi. Ya abiyi derken. Anlıyorum İvan Hanım, ben o kadar çok gerildim ki. Herkes gördü işte retro Gülşah estri resim. Eve gidiyorum, onu yaptım, bunu yaptım. Abiyesi en kolay bunu... şey retroyu yapmak canım. O yüzden zaten. En kolay. En kolay demek retroyu yapmak. Retroyu alırsın tak diye retro. Ben artık devamlı senden retro da beklemiyorum zaten. Zaten. Yani retro, retro. Retro kadar kolay bir şey yok ki. Tık 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 al bir yuvarlak gözlük, saçını bir tek otur şey tak, boğa kürkü. Bence öyle değil. İşte retro oldu sana. Onu da yapamayan var. Ay verdim mi notumu ben? Daha mı? Gülşah hala konuşuyorsun. Ay orada bir sürü konuşuyorlar sizin karşınızda. Hala bana konuşuyorsun. Tamam sustum Nur Hanım. Bak seninle hiçbir zaman sonra konuşmam. Seni cezalandırırım. Konuşmama cezası. Yok. Teşekkür ederim. Gidin. Puanları aldın, geçebiliriz. Ezgi Baylar podyumda.